Merhaba Levent Bey. Merhaba Melike. Bir önceki programımızda e, Arabistan Prensi Salman'ın Atatürk'le ilgili sözlerine atıfta bulunarak... ...Arabistan 100 yıl önce yaptıklarımızı yapmaya çalışıyor, biz de Arabistan'a dönmeye çalışıyoruz demiştiniz ya. O sözleriniz, o yorumunuz sosyal medyada çok fazla paylaşıldı, yorumlar yapıldı, haklı bulanlar oldu. Bazıları da tepki gösterdi. Siz de görmüşsünüzdür o tepkileri. Gördüm. Ne diyorsunuz? <laughs> İnsanlara çok şaşırıyorum yani... Ee, mesela şöyle yazanlar var. Ya, bu kraldan Atatürk mü olurmuş? Ya da bugün baktım bir iktidara yakın yazar köşesinde yazmış adımıza vermeden. İşte e, Sıra Arabistan kralı kim? Atatürk kim? İşte siz şeyde Atatürk'ün yaptıklarını sadece açılmaya mı bağlıyorsunuz falan gibi böyle çocukça. Çocuk düzeyinde yorumlar. Ya sonuçta ben orada duyduğum bir kulis bilgisini paylaşıyorum ve Sıra Arabistan'daki yapılan edilen değişim oradaki bir yenileme çabası. Yani gözle görülür bir değişim var. Suudi Arabistan'ın güzellik yarışmasına katılması orası açısından devrim. Hani bizim açımızdan bir anlam olmayabilir ama öyle bir ülkede devrim. Suudi Arabistan prensinin e, başa açık bir sunucunun karşısına çıkıp konuşması ve çok radikal bir konuşma. O şimdi dün bizim konuşmadan sonra düştü ortaya. Lan nuviye 30 sene min hayatına مع yani Arabistan'da çok ileri kabul edilebilecek şeyde, yani radikallikle ömrümüzü harcayamayız, 30 yılımızı daha harcayamayız anlamına gelen, hatta ayetleri de, işte böyle intikam, ölümden bahseden, Rahman ve Rahim'le başlamayan ayetleri temizleyerek başlayalım gibi çok radikal bir konuşma. Biz, ben Suudi Arabistan'ın Prensi Salman'dan bir Atatürk çıkar demedim. Adam böyle bir şey koymuş kendine. Yani kendi ülkesini bir değiştirme, dönüştürme. Bizim oradan almamız gereken bir ders vardı kendi ülkemiz olarak baktığımızda. Yani Suudi Arabistan bile gördü ee, inanç üzerinden yani şeriatla bir yere gitmediğini Türkiye'nin, ülke kendi ülkesinin Suudi Arabistan'ın oradan daha bireysel özgürlükleri ön plana çıkardığı, daha medeni bir dünyanın parçası olma çabasına yöneldiği, daha devrim dediğimiz bir yaklaşımı anlatmak için ben o örneği verdim. Fakat bence buradaki to ilginç olan aslında benim anlatmam üzerine yani bir iş adamı arkadaşımdan duydum Suudi Arabistan'da e, prens Salman etrafına ben bu ülkenin Atatürk'ü olacağım diyormuş. Sözüm yayıldıktan sonra bu biraz önce e, ki yayınlanan video düştü ortalığa. Hı hı. Ama zaten o videodaki konuşma bize aslında benim dediğimi doğruluyor. Yani bunu söylüyormuş. Ama dediğim gibi insanlar çok tuhaf. Bazıları da çok hazımsız. Bakıyorum böyle yorumlara. Ya bu Levent Gültekin böyle işte ben şunu duydum deyip de aktarmaktan bıkmıyor mu? E duydum. Duydum. Burada paylaşıyorum okurlarımla. Ne manyakça bir yorum ne? Tuhaf bir tavır. Anlaşılır gibi değil insanların hale havrı. Tavrı. Ama neyse sonuçta en azından oradaki değişime toplumun dikkatini çekmiş olduk. En azından bizim ülkede hala burayı tekrar zannedip Osmanlı dediğimiz o kapalı bir rejime döndürmenin bir yarar olacağını düşünenlerin dünyanın nereye gittiğini görmeleri açısından belki bir işe yarar umuduyla yaptık. Bir de bu konudan bağımsız birkaç şey daha söyleyeyim Melike. Olumlu anlamda söyleyeceğim bu arada sen ikinci soruna geçmeden. Bir tanesi biliyorsun biz iki, iki ya da üç hafta önce deprem konutlarıyla ilgili bir burada bir program yapmıştık. Programda bir bölüm yaptık. İki tane AK Partili milletvekiline deprem konutu çıktı diye. Benim o programdaki o bölümle ilgili videoyu bir şeye koyduk böyle bir bir buçuk dakikalık e, reels olarak Instagram'a koyduk. O video bayağı bir izlendi orada. Yaklaşık 1 milyonu falan geçmiş. Bana Ak bölge deprem bölgesinden AK Partili yetkililer de ulaştılar, Yerel yönetimlerinden böyle aradılar. İşte biz de çok mahcubuz, çok utanıyoruz falan. O bayağı bir kampanyaya dönüşmüş. O video böyle özellikle AK Partiler arasında WhatsApp gruplarında bir dönmüş ve sonunda bu iki milletvekili deprem konutlarını iade etmek zorunda kalmışlar. Hatta bir tane biri yakın İstanbul'da karşılaştığım biri o bölgeden biri WhatsApp'ını bana gösterdi. Bak Bana geldi dedi ben de bunlardan biriyle çok yakın dostum aradım kendisine söyledim eğer iki saat içerisinde bu konutları iade etmezsen konudu iade etmezsen seninle bütün dostluğumu bitiririm diye. Orada AK Parti tabanında da büyük bir tepki oluşturmuş ve onlar iade etmişler. Bence iyi bir şey. Hatadan dönmek e, en azından e, erdenli bir şey. Yaptıkları yanlış olsa bile. Diğer bir güzel konu, yine biz burada hatırlıyorsan Kürtçe tiyatro yasaklanması üzerine bir konuşma yapmıştık. Ve sert bir eleştiri yönetmiştim iktidara. Sonra ertesi gün bir şey fark ettim. O gün meğer İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şişli Kaymakamlığı'na aramış ve saçmalamayın. Ne böyle bir yasak mı olur demiş ve o Kürtçe tiyatro üzerindeki yasağı kaldırmış. Bence bu da çok iyi. Burada tekrar bir kere daha İçişleri Bakanlığı'nı tebrik edeyim. Ee, böyle çocuk işlerle artık Türkiye'nin uğra uğraşmaması lazım. Bu tip anlamsız yasaklar, anlamsız kısıtlamalar sorunu büyütmekten başka bir şeye yaramıyor. Bunları aşmamız lazım. Diğer bir konuda geçen programda hepimiz çuvallamışız. Yumurta hesabı. Evet. <laughs> 100 şey 10 bin lira emekli maaşı bin koli yumurta ediyor demişiz. Bak ben dedim. Demek ki benim matematiğim kötü. Benim Senin de, de berbat. Sen de berbat. Bülent orada onunki de zaten berbat o da uyarmamış. <laughs> Öbür taraftan bizim kurgu yapan Furkan onun demek ki matematiği berbat. Hiçbirimizin dikkatini çekmemiş bin koli dediğimizi. O kadar kurlardan baktım izleyicilerimizden çok yorum gelmiş. Bin koli değil yüz koli diye artık değiştiremedik onu orada. Burada bir şey çıktık ortaya matematikten anlamıyoruz. Sosyal kafa böyle bir şey. Evet. E, Milli Muharip uçağı Kaan ilk uçuşunu yaptı. Bir kesim çok öldü. Diğer kesimde seçim propagandası olarak sunuluyor deyip eleştirdi. E, bu tür durumlarda, bu tür adımlarda e, neden herkes tarafından sahiplenilmiyor sizce? E, yani böyle bir siyasallaştırıldığı için mi acaba? Şimdi bunun birçok nedeni var. Bir kere Türkiye'de Kaan gibi, TOG gibi, İHA gibi, SİHA gibi, Çanakkale Köprüsü gibi, bu tip doğalgaz bulunması gibi, petrol bulunması gibi, Türkiye'nin lehine olan, Türkiye'nin iyiliği, iyiliğine olan bir başarıya sevinmemek mümkün değil. Ben 85 milyon içerisinde tek bir kişinin de, ya biz Kaan uç diye bir uçak yaptık, savaş uçağı yaptık, çok mutsuzum dediğine ihtimal vermiyorum. Herkes mutludur. Herkes bundan gurur da duyuyordur. Fakat iktidarın sıklıkla yaptığı bir şey var. Biz bir şey yapıyoruz, siz niye sevinç gösterilerinde bulunmuyorsunuz diye. Yani Sinan Çetin'in çok güzel bir kısa filmi vardır YouTube'da İzleyenler, merak edenler izleyebilirler. Mutlu ol diye Cumhuriyet yıllarını anlatırken jandarma bir evi basıyor, sesas çalıyorlar. Ne çalıyorsun falan filan? Türkü yasak. İşte Beethoven çalacaksın, bilmem şunu çalacaksın, bunu çalacaksın diye e, o dayattığı şarkıyı çalma, çalırken öbürleri normal böyle sırtıyorlar tabii. Jandarma Süngü'yü daya, dayıyor bunun şeyine sırtına. Mutlu olsan lan diyor. Mutlu ol, gül diyor. Gül gül mutlu ol diyor böyle. Şimdi bizimki biraz iktidar böyle Süngü'yü dayamış sırtımıza. Da, mutlu olsanız da diyor. Ya kardeşim Hepimiz tabii ki gurur duyuyoruz bu başarılarla. Emeği geçen herkese tabii ki teşekkür ederiz. Bizim vergilerimiz de yapılıyor. Buna dirayet kararlılıkla siyasi irade ortaya koyan bu iktidara emeğiyle, çabasıyla katkı veren her mühendise ayrı ayrı minnettarız. Ama niye mutluluk gösterisi yapamıyoruz? Niye sahip böyle göğsümüz kabararak bizim de şu oldu diyemiyoruz? Çünkü mutsuzuz. Çünkü hukukun olmadığı bir ülkede savaş uçağımızın olması bize yetmiyor. Çünkü demokrasi yoksa tok bizi memnun etmiyor. Çünkü anayasa askıya alınmışsa İHA SİHA insanları mutlu etmiyor. Çünkü ev kiramızı ödemekte zorlanıyoruz. Çünkü çocuğumuza süt almakta zorlanıyoruz. Çünkü açlık sınırı 22 bin lirayı bulmuş. 16 milyon asgari ücretle geçinen o 22 bin açlık sınırının altında bile asgari ücretle maaş alanlar yaşıyorlar. Çünkü yoksulluk sınırı 60 bin lira olmuş. Türkiye nüfusunun neredeyse %90'ı yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Çünkü mutlu olamıyoruz. Çünkü çünkü ülke endişemiz var. Çünkü rejim endişemiz var. Çünkü yaşam endişemiz var. Çünkü mülteciler yığılmış ülkemize. 10 milyona yakın, 7 milyona yakın mülteci var. Bu ülkenin hali ne olacak endişesinden togu düşünemiyoruz. Çünkü Liyakat ortadan kaldırılmış. Torpille çocuklarımızın hayatı söndürülüyor. Ah Kaan diye bir uçağımız oldu deyip göbek atamıyoruz. Çünkü bunlar bizim enerjimizi emiyor. Mutluluğumuzu ortadan kaldırıyor. Bu ülkenin bir başarısına sevinecek hale gelemiyoruz. Şimdi ben TOGA niye sevin, sevinmeyeyim? Tabii ki sevinirim. Tabii ki gurur duyarım. Ama asgari ücretle açlık sınır altında yaşayan bir adam TOGA nasıl sevinsin ki? Hayatında alamayacağı, hayatında göremeyeceği bir araba. Anlatabiliyor muyum? İktidarın şuradan bir ders alması lazım. Ya bu bu işler sadece maddiyatla, maddiyat dediğimde böyle birkaç tane sembolik başarıyla bir ülke ayakta kalamaz. Bir ülkeyi ayakta tutan toplumsal barışıdır. Bir ülkeyi ayakta tutan toplumun refah seviyesidir. Bir ülkeyi ayakta tutan o ülkenin hukuk devleti olma sıralamasıdır. Bir ülkeyi ayakta tutan milyonlarca gencinin o ülkeden kaçmaya çalışmamasıdır. Yani yüz binlerce genç Türkiye'den kaçma hayali kurarken sen ona dönüp yakası tutuyorsun. Kaan diye bir uçak yaptık niye mutlu olmuyorsun diyorsun. İktidar dönüp şunu anlaması lazım. İktidar, da bunu, iktidar nasıl ki bizim buradaki üzüntümüzü, acımızı, endişemizi anlamıyorsa biz de onun Kaan'la, Tog'la, Çanakkale Köprüsü'yle elde ettiği coşkuyu anlamıyoruz. Halbuki biz ona tersten sorabiliriz. Sen niye üzülmüyorsun demokrasinin yok edilmesine? Sen anayasanın askıya alınmasından niye canın yanmıyor? Sen asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Bu seni niye üzmüyor? Milyonlarca baba çocuğuna belki bir ayakkabı alamayacak durumda. Sen bundan hala nasıl göbek atabiliyorsun ortalıkta? Savaş uçağı yaptık diye. Veyahut dönüp şunu diyebiliriz. Ya arkadaş içeride toplum çürüyor. Sen hala ne uçak yaptım, köprü yaptım, niye mutlu olmuyorsunuz, mavrası çekiyorsunuz diye. Bu bunun bir yüzü. İktidar burayı görmek istemiyor, inatla görmek istemiyor. Endişelerimizi anlamak istemiyor, korkularımızı anlamak istemiyor. Ülkenin içinde bulunduğu bu tahribat süreci görmek istemiyor. Bunun toplumda yarattığı endişeyi, paniği, üzüntüyü, neşemiz yok oldu, konsere gidemiyoruz. Gülmeyi unuttuk. Bunu anlamıyor iktidar. Bu bir düşmanlık meselesi değil ki. Biz bu ülkenin düşmanı değil. Bu ülkenin çocuğuyuz. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Tabii ki uçaktan gurur duyarız. Tabii ki TOG'dan gurur duyarız. Tabii ki Çanakkale Köprüsü'nden gurur duyarız. Tabii ki kaldı ki silah dediğimiz bu tip bu tip başarılar bir ülkeyi yaşanabilir kılmıyor. Pakistan nükleer silaha sahip. Bizden yıllar önce savaş uçağı yaptı. Ama şu andaki bir tane AK Partili'yi götürelim Pakistan'da yaşayamaz. Hayat yok orada hayat. Çünkü çünkü toplum birbirini yiyor. O kadar çürüme var ki orada. Yani inancın toplumsal hayatı belirleyen bir faktöre dönüşmesiyle beraber Pakistan başka bir ülkeye dönüşmüş. Çözmüyor. Bu biraz Türk filmlerinde bilir misin? İktidarın anlaması lazım. Türk filmlerinde şöyle bir sahne vardır. Zengin bir çocuk, fakir bir kız çocuğuna aşık olur diyelim. Sonra fakir kız çocuğunun evine gider. Yoksul bir kahvaltı sofrasında otururlar o aile sıcak ilişkisiyle. O zengin çocuk şöyle ya ne kadar mutlusunuz der. Ben çok özledim, imrendim sizin bu sıcaklığınıza. Evet biz o mutluluğu istiyoruz. Yani bize uçak yapıyorum, ka kaan yapıyorum, tok getiriyorum, köprü yapıyorum diyen bir adamın burayı hayatımızı zehir etme çabasını da görmezden gelemiyoruz. Yani bir süre sonra insan hani zengin bir babanın evladına aşağılaması, hakaret etmesi, dövmesi, ben getirdim, ben yaptım işte falan demesi... Sonunda çocuk diyor ki can lanet olsun verdiğim parada. Hani anlatabiliyor muyum? Ya evi terk edip gidiyor ya başka. Bizim tablomuz biraz bu. İktidar bunu anlamamakta direniyor. Şunu anlam. Bir de bunu çok daha enteresanını söyleyeyim. Dindar insanlar mutluluğun maddiyatta değil maneviyatta olduğuna inanırlar. İslam'ın terbiyesi de budur zaten. Esas mutluluk manevi olandır. Yani duygu. Duygu tatminidir bize Müslümanlık pazarlayan, Müslümanlık taslayan bir iktidar, hepimizden daha dindar olduğunu söyleyen bir iktidar dönüp bize diyor ki, parayla, uçakla, togla mutlu olsanız. Ya kardeşim bize biraz insan gibi davran. Bu ülkenin çoluğun çocuğunun haline bir bak. Biraz orayı bir düşün. Yoksulluğa bir bak, kafanı ona yor. Biraz ona, ona düşün. Eğer bunları yapıyor olsa muhtemelen 85 milyon bir kan uçağımız oldu diye göbek atacaktır. Evet bok, gurur duyacaktır böyle. Yani bir neşe, şeye gelecektir. Helal olsun bizim ülkemizde yapıyor bunu diye. TOG'u gördüğü zaman belki bir gün ben de binirim, binebilirim diyerek daha fazla mutlu olacaktır. Ama iktidar bu manevi kısmı, buradaki yarattığı tahribatı, üzüntüyü, kadınların endişesini, çocukların liyakatten, torpilden dolayı duyduğu acıyı hesaba katmıyor ama dönüyor. Ha burada muhalefetteki kimi aktörlerin bazı eksiklikleri yok mu? Var bu, bu işleri siyasi bir kavgaya dökmek bana göre yanlış. Yani dönüp iktidara bunu söyleyebilirler. Tamam anladık çok başarılı ama burayı rezil ettin. Yani iktidar 100 tane iş yapıyor. 90'ıyla bizim hayatımızı zehir ediyor. 10'uyla da mutlu ediyor diyelim. Bize diyor ki niye bu 10'uyla mutlu olmuyorsun? Kardeşim 90'ıyla enerjimizi emdin. Mutlu olacak şey mi bıraktın bizde? Yani bir duygu mu bıraktın? Bir ruh mu bıraktın diye. Bir de muhalefet tarafının, bütün muhalefet partilerini kastetmiyorum, muhalif toplum kesemi doğal olarak tepkisellik üzerinden bir muhalefet yapıyorlar. Yani bir şey çıktığında mutlaka bir kulp takma ihtiyacı hissediyorlar. Halbuki ne kulp takıyorsun? Tamam adam yatmış. Ha bunun bir başka yönü daha var. Bir de mevcut iktidar o kadar çok kendi sözünüz yiyecek kadar yalan söyledi ki 20 yılda. İnsanlar doğal olarak inanmaz hale geliyor. Bir şey söylediğinde bu acaba bir seçim propagandası mıdır? Bizi kandırmak için mi söylenmiştir? Gerçek olmayana kadar inanamıyoruz. Çünkü iktidar kendini yalancı çoban durumuna düşürdü. Yani bundan 5 yıl önceki seçim kampanyasında billboardlarda 2020'de uçağımız gökyüzünde diye bir billboard yapıyorsun. 2020 geliyor ortada uçağın iskeleti yok. 2023'te iskelet çıkardığında insanlar diyor ki oha yine bir ve bunda seçim öncesi çıkardığımda insanlar doğal olarak bunun arasında bir propaganda yalanı olarak bakıyorlar. Ve bunu tekrar söylüyorum. İktidar niye bunlardan mutlu olmuyorsunuz diyor ya. Bizim ona bir soruyu sormamız lazım. Sen ülkenin bu yıkımından niye üzüntü duymuyorsun? Asıl mesele orası. Burayı niye dert etmiyorsun? Bu mutsuzluğu, bu huzursuzluğu, bu ülkeden kaçma çabasını, bu yoksulluğu, bu bu toplumsal çürümeyi, bu zedelenmeyi, eğitimde bak gençlerin yani 25-30 yaş, 20-27 yaş arası herhalde o tam olarak şimdi aklımda değil. Gençlerin yüzde 30'u ne işte ne eğitimde. Bu bir ülkenin geleceğinin yıkıldığı anlamına gelir. Sen iktidarsın bundan. Bu mu daha önemli bir kan uçağı mı daha önemli? Yani bir ülkenin gençlerinin üçte biri ne eğitimde ne okulda. Bu mu daha önemli? Çanakkale Köprüsü mü daha önemli? Milyonlarca kadının uyumaması mı daha önemli? Var endişesi. Gidereceksin o endişeyi. Gidermek senin işin. Gidermiyorsun bu endişeyi. Bu mu daha önemli? Togumuz var mı? Hayatında binmeyeceği toga bakarak endişesini mi yenecek? Ne yazık ki iktidar buraya bakmıyor. Buraya bakmadığı için de habire böyle biz yapıyoruz. Siz niye mutlu olmuyorsunuz? Saçmalığı içerisinde devam ediyor uzaya çıktığımızda da mesela 55 milyon dolar harcadık diye insanlar tepki gösteriyorlar. orada da mesela hani bazı tepkileri abartılı buluyorum. Birazcık da şey yapmak lazım. Yani o sadece çıktık 55 milyon verdik meselesi olmadı. Onun başka getirileri vardır. En azından Türkiye kendince bir konumlama yapıyordur. Gelecek nesillere böyle bir çocuklarımıza bir ilham kaynağı oluşturması açısından bakabiliriz. Ama şöyle şimdi İktidar uzaya gönderme işini normal bir icraat gibi, normal bir eylem gibi sunsa bu kadar tepki almaz. 10 gramlık şeyi topluma 100 gram diye sattığında toplum doğal olarak abartılı bir tepki. Yani o karşı abartmaya abartılı bir reaksiyon gösteriyor. Ya saçmalama o kadar da değil anlamına gelen bir şey. Halbuki iki tarafta biraz makule gelse herkes burada her başarıdan mutlu olur. Kimse ülkesinin düşmanı değil. Kimse ben 85 milyonun her bir ferdinin bu ülkenin her yapılan başarı şeyinden, elde ettiği kazandan gurur duyduğuna eminim. Ama dediğim gibi başka üzüntüleri, başka acıları, başka endişeleri bu mutluluğu yansıtmasına fırsat vermiyor. İyi şeyler bu anlattığınız sebeplerden dolayı herkes tarafından sahiplenilmiyor. Kötü şeyler de böyle sıradanlaştırılıyor, olağanlaştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan e, ismine bakacağım. Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt diyor ki, Torpille işe girmek hoş değil ama kazanç helal. Diyanet yetkilisi burada bize nasıl bir mesaj vermek istiyor? Bana sorsalar, Türkiye'deki en bozuk, en dejenere olmuş, en yozlaşmış, en ahlaki hassasiyetini kaybetmiş kurum hangisidir diye sorsalar, tereddütsüz Diyanet derim. Diyanet kurumundaki bütün çalışanları kastetmiyorum. Tabii ki çok düzgün insanlar vardır. Onları tenzih ederim. Bir kurum olarak söylüyorum. Bak şimdi geleceğim. 17 Ocak'ta Diyanet İşleri Başkanı'na sunulan bir rapor var. Kendi personellerine sormuşlar. Diyanet personelinin %80'i kurumda torpil ve kayırmacılık olduğunu düşünüyor. Diyanet personelinin sadece %7'si burada torpil ve kayırmacılık yoktur diyor. Torpil ve kayırmacılık ve Diyanet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi %35'i, Diyanet personelinin %35'i fırsat bulsam buradan kaçarım diyor. Anlatabiliyor muyum? Din dedikleri kendi personelini mutlu etmeye yetmiyor. İdris Bey'in konuşması bize bir şey gösteriyor. Din böyle bir şey. Öyle bir işe girdi. O, o girme şekli hoş değil. Kimsenin tasvip edeceği bir şey değil. Fakat girdikten sonra bir emek verdi. Ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Yani elde edilen kazanç helaldir. Peki hocam, Ama giriş şekli tabii ki kimsenin. Din yorumdur. İstediğin gibi yorumlarsın. Diyanet niye bu kadar niye en çürük kurumdur diyorum? Yani en yozlaşmış kurumdur diyorum. Çünkü yaptıkları her şeye dini bir kılıf bulabilip meşrulaştırabiliyorlar zihinlerinde. Bak adam ne diyor? Torpil yapmak hoş bir şey değil. Bak hoş bir şey değil. Nasıl hafifleştiriyor görüyor musun? Evet. Ya ayıp sen de. Çok yaz, çok hiç yakıştıramadım sana torpil yaptın. Torpil yapmak birinin hakkını çalmaktır. Bu net bir şeydir. Torpil yapmak hak etmediğin birin yeri hak edenin elinden almaktır. Bu apaçık hırsızlıktır. Net. Din ona yorum dediğim böyle bir şey. O torpili meşrulaştırma yorumu veriyor orada. Sonra dönüyor utanmadan Hoş bir şey değil ama kazancı helaldir diyor. Yani ben mesela diyelim ki birinin arabasını çalıyorum. Sonra arabayla taksicilik yapıyorum. O taksiciden elde ettiğim gelir helal oluyor mesela. Arabayı çalmam da ayıp ettin. Hoş bir şey değil. Hoş bir şey değilmiş. En fazla bu. Bu kadar çürüme olmaz. Geçen programda söylemiştim. Dindarlık ahlakın önündeki en büyük engeldir. Çünkü bu tip yorumlarla ahlaklı birey olmanı engelliyor bu bize bir kere daha gösteriyor. Yani öyle şeyler duyuyorum ki Diyanet personeli içerisinde öyle yorumlar. Mesela bugün Diyanet İşleri Başkanı bir konuşma yapıyor gördüm. Gençler diyor içinizdeki kini eksik etmeyin. Ya bir Diyanet İşleri Başkanı gence kin önerir mi ya? Yahu din sana Affetmeyi öğütlüyor, barışçı olmayı öğütlüyor, güzel huylu olmayı öğütlüyor, iyi niyetli olmayı öğütlüyor. Ama Diyanet, ülkenin Diyanet İşleri Başkanı dönüyor, gençlere konuşma yapıyor. İçinizdeki bilmem filanlara karşı kininizi eksik etmeyin. Kin ne ya? Şimdi şuna getireceğim. Bak şimdi ben hep derim gerçek İslam nedir diye çok sorarlar insanlar. Gerçek İslam diye bir şey yok. Şimdi bak dinin iki yönünü göstereceğim. Çok enteresandır. Şimdi İslam'da içki içmek haramdır. Bu kadar net. Yani kendince bir tarifi vardır orada. Alkollü içki içmek haramdır diye. Şimdi biri gelmiş demiş ki yorum olarak. Alkollü içki içmek haram ama alkol satan bir dükkandan alışveriş yapmak da haram. Tamam? Eklemiş. Sonra biri demiş ki alışveriş şey alkollü içki haram. Alkolün içildiği bardaktan su içmek de haram. Sonra başka biri gelmiş demiş ki alkol haram. Alkolün olduğu bir restoranda yemek yemek de haram. Bak şimdi. Burada işlerine geldiği için haramı nasıl büyütüyorlar? Görüyor musun yorum olarak? Büyütüyor, büyütüyor. Biraz önceki açıklamada haramı nasıl küçültüyor işine geldiği için? Yani önce torpil mesela şunu demiyor. Arkadaş torpil haram. Torpil haramsa oradan elde ettiğin gelir de haram. Orada elde ettiğin gelir haramsa Onunla bilmem çocuklarını aldın şu da haram gibi. Büyütmüyor. Burada tersini işletiyor. Din böyle bir şeydir. İnsanın işine geldiği gibi yorumlama hakkı verir. Buna kızmıyorum. Yani o insan çünkü çünkü dindarlıklarına göre bir ahlak edinemedikleri için ahlaklarına göre bir din yaratıyorlar. Ahlakları neyse insanın zaten din dediğimiz girdiği kabın şeklini alan bir olgudur. Sen çok ahlaklı biriysen, eğer dindar olursan çok düzgün bir insana dönüşüyorsun, inancınla beraber daha halimselim oluyorsun. Ben çok ahlaksız bir adamsam, insansam, eğer dindar oluyorsam daha ahlaksız oluyorum çünkü ahlaksızlık beni farklı yorumlara da götürüyor beraberinde. İstediğim, hani kafama göre yorum bulmak derler ya, kafasına göre bir yorum buldu, kafasına göre bir hoca buldu diye. Bu böyle bir şey. Ve bu adamın yaptığı büyük bir utanmazlıktır. Bu din adamlığı değildir. Bu yozlaşmışlığın hani resmini çizer misin deseler bunu çizerim. Bu, bu, arkadaşın konuşmasını koyarım. Yozlaşmak ne demektir? Çürümek ne demektir? İlim yani normalde baksak tanımı olarak bilim adamı diyeceğiz. Akademisyen çünkü. Din işleri yüksek kurulu üyesi, ilahiyat mezunu, felsefe okumuştur, tefsir okumuştur, kelam okumuştur, hadis okumuştur falan. Şimdi ve bu adamın geldiği ahlaki düzeye bakar mısın? Ve yaşına bak ve torpile ettiği laprafa bak. Hoş bir şey değil. Torpil hırsızlıktır. Mülakat başkasının hakkını çalmaktır. Daha doğrusu mülakat başkasının hakkını çalmak üzere uydurulmuş bir kılıftır. Liyakatin ortadan kalkması bir ülkenin çürümesidir. Bunu diyanetin savunuyor olması bu ülke açısından, Müslümanlık açısından, dindarlar açısından utanç verici bir tablodur. Sadece bunu söyleyebilirim. Ve yerel seçimler, 37 gün kaldı yerel seçimlere, bütün partiler birbiriyle kavga halinde. Ee, AKP, CHP'yi DEM Parti ile işbirliği yapmakla suçluyor. CHP de e, aynı suçlamayı DEM Parti için yapmaya başladı. Özgür Özel dedi ki, DEM Parti 1 Nisan'dan sonrasına dönük strateji izliyor. Demli çaylar içme <laughs> zamanı Erdoğan ve Bahçeli'de. Özgür Özel okların niçin e, DEM Parti'ye yöneltti sizce? Evet, iktidar CHP'yi demlenmek diye suçluyor. CHP iktidara yok yok biz değil, siz aslında istiyorsunuz, size çalışıyor diye suçluyor. Dem Parti siyasetin şeytanlaştırılmış bir aktörüne dönüştürülmüş durumda. Şimdi iktidarı anlıyorum. İktidar zaten yıllardır siyasetini bunun üzerine kurmuş. Düşmanlaştırma, ötekileştirme, umurunda değil Türkiye'ye verdiği zarar. Onun için birinci öncelik iktidarını korumak. Birinci önceliği iktidarını korumak olduğu için orada bu seçmen kitlesine yaptığım hakaretten üzülen mi var? Ya DEM Parti'yi daha da kandilin yanına itiyorum bu ülke açısından zararlıdır. Böyle bir dertleri yok. İktidar bunu yıllardır yapıyor. Benim anlamadığım Özgür Özel'inki. Özgür Özel hem DEM'le ilişki kuruyor hem ittifak yaptıklarını açıklıyor. Akdeniz'de, Esenyurt'ta, Mersin'de, bir Adana'da şimdi onları söyleyeceğim. İttifak yaptıklarını söylüyor. İstanbul'da bazı ilçelerde 17 ilçede çıkarmışlar. Yaklaşık 17-18 ilçede de aday çıkarmamış Dem. 20'ye 20 yakın değil mi? 20 ilçede de aday çıkarmamış. Orada eee üyelikleri verilecek diye konuşuluyor. Ya bir insan ittifak yaptığı bir partiyi aynen iktidar ağzıyla şeytanlaştırır mı? Bu nasıl bir siyaset bilmezliktir? Ya sen ittifak yapmışsın. Çıkıp bunu göğsünü gere gere savunsana gerçekten inanıyorsan. Çık desene evet kardeşim ittifak kurdum. 6 milyon bu ülkenin vatandaşıdır onlarla ittifak kuruyorum desene. Hayır tam tersine tam tersine aynı iktidarın diliyle dönüp bu sefer hayır biz diyor demle bir ilişkimiz yok asıl siz diyor dem diyor asıl size çalışıyor bize kaybettirmek üzere uğraşıyor bilmem falan. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu dem. Çünkü dem ucuz siyaset yapıyor. Çünkü dem siyaset yapmaya çalıştığı, yani çözüm olarak baktığı Kürt sorunu meselesini aktörlere havale etmeyi marifet zannediyor. Ucuz siyaset dediğim şu, demin 40 yıllık siyasi çizgisidir bu. Nedir o? Bir mevcut güç kimdeyse ona bakayım, onun aramı düzgün tutayım, o bize göz kırparsa Kürt sorunu çözeriz. Böyle Kürt sorunu çözülmez. Demirel'den kazık yedin, Erbakan'dan kazık yedin, Erdoğan'dan kazık yedin, Özal'dan kazık yedin. Mesut Yılmaz'dan kazık. Kazık dediğim ne? Mesela hatırlıyor musun? Belki yaşın yetmeyebilir. Mesut Yılmaz gidiyor mesela diyor ki Diyarbakır'da. Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Hemen Kürt hareketi bir gaza geliyor. Galiba Mesut Yılmaz Kürt sorunu çözecek diye. Tabii seçim geçiyor. Orada o meseleyi kullanmış, oyunu almış, iktidarını sağlam almış adam dönüp 5 yıl daha bir daha ne Kürtlere bakıyor ne bir şey. Sonra Demirel geliyor. Gidiyor Diyarbakır'a. Kürt realitesini tanımak bizim için bilmem falandır diye bir konuşma yapıyor. Bizim Kürt hareketi gaza geliyor. Galiba Demirel bu sefer çözecek diye. Erdoğan geliyor. Zaten son zamanlarda hepsinin dilinde var ya Kürt meselesini çözerse Erdoğan çözer. Kendilerini Bildiğin oyuncağa dönüştürmüş. Siyaset üretmiyorlar. top Mesela şunu demiyor: Benim size ihtiyacım yok. Ben öyle bir siyaset yapacağım ki toplumu arkama alacağım. Yüzde onda değil, yüzde yirmiye çıkaracağım bu partinin oyunu. Siz kuzu kuzu benim masama geleceksiniz bu sorunu çözmek üzere. Demiyor. Halkla da konuşmuyor. Halkı da yanına çek, yani halkı temel aktör görmüyor. Şunu anlamıyor. Zannediyor ki Erdoğan'la konuşursak sorun çözülür. Çözemezsin. Bak. Bak Türkçe tiyatroyu bir kaymakam kafasına göre engelliyor. İçişleri Bakanı arayıp müdahale ederse ancak yasak kalkıyor. Bugün gördüm ya Batman'da ya da Hakkari'de konser iptal edilmiş. Kürtçe konser. Çünkü bir kişinin inisiyatifine kalıyor. Bu neye dayanıyor? Eğer toplumsal anlamdaki dönüşüm sağlanmazsa, yani toplum bu meselenin çözümüne hazır hale getirilmezse, topluma bu mesele çözülmezse senin hayatın da zehir oluyor. Bu mesele bu sorun çözülmezse bu dünya sistemi bu, bu sorunu kullanarak hep hem sizi hem Kürtleri hem ülkemizi başını belaya sokacak deyip toplumu yanına çekmek diye bir siyasetleri yok. CHP'de göz kırpayım. Onunla gidip orada Esenyurt'ta bir pazarlık yapayım. Bir de öyle bir şey yapıyorlar ki ya da ha Esen ona geleceğim. Esenyurt'ta ile pazarlık yapayım. Oradan iki tane meclis üyeliği alır mıyım? alırsam kar. Döneyim Erdoğan'a biraz yakın olmak için İstanbul'da aday çıkarayım ki Erdoğan'la da çok kavga etmem. Böyle siyaset olmaz ki. 6 milyonun oyunu hak etmiyor demektir bunlar. Siyaset üretmiyorlar. Çünkü çünkü sorunu çözmek istemiyorlar. Hem dem, hem kan dil, hem de bu ülkeyi yöneten iktidarlar kandan besleniyorlar. Bunu abartısız söylüyorum. Çocukların ölümü mevcut aktörlerin tamamını bir malzemeye dönüşmüş durumda. Gerçekten çözmüş, çözmek isteselerdi 2015 yılında yakadıklar, yakadıkları o ivme var ya %15 oyu. Onu bugün %20'ye çıkarırlardı. Hendek saçmalığıyla kriminalize etmezlerdi ortalığı. Ve bugün böyle ucuz orada bir tane meclis üyeliği. Kürt sorunu Esenyurt'taki iki tane meclis üyeliği sen mi çözeceksin? Akdeniz'de aldığın üç tane meclis üyesiyle mi çözeceksin? İstanbul'da aday çıkarıp aldığın yüzde beşle mi çözeceksin? Her yerde düzgün adayını çıkarırsın. Bir üslup geliştirirsin. Sağlam durursun. Kimseyle kavga etmezsin. Toplumun iliklerine kadar ulaşırsın. Erzurum'a da ulaşırsın. Samsun'a da ulaşırsın. Uşak'a da ulaşırsın. Derdini anlatırsın. Toplumu yanına çekersin. O iktidarlar kuzu kuzu senin yanına gelirler sorunu çözmek üzere. Bir de şöyle bir durum var. İttifak yapıyorlar mesela. Mesela Adana'da aday çıkarmayacaklardı. Son anda çıkarmışlar. Mersin'de aday çıkarmayacaklardı. Son dakika verilmiş. Aradım sordum niye böyle? İşte meclis üyeliklerinde mutabakata varamamışlar. İsimler üzerinde anlaşma olmamış diye. Yani DEM Parti olarak ne yaptığı belli değil. Tam olarak ne yapıyor belli değil. İttifak mı yapıyor? CHP muhalefet mi ittifak yapıyor? iktidarla mı yakınlaşıyor? İstanbul'da aday çıkararak, çıkararak Murat Kurum'a mı göz kırpıyor? Esenyurt'ta aday çıkarmayarak CHP'ye mi göz kırpıyor? Bu kadar çocukça bir siyaset olmaz. Ve böyle yaptığı için bir ağırlıklı bir aktöre dönüşemiyor ve bütün siyasetin şeytanına dönüşmüş durumda. Herkes birbirini dem üzerinden vuruyor ancak. Ve dem de çıkıp kendini halka anlatma gibi bir derdi olmadığı için o siyasetin düşmanlaştırılmasının bir aktörüne dönüşmüş. Başka da bir işlevi yok. Ancak iktidar gemisini yüzdürmek istediği zaman buna sığınıyor. Muhalefet işine geldiği zaman buna göz kırpıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi. Ne yazık ki ortada bir siyaset olmadığı için de olan Oy veren umut besleyen insanlara oluyor. Son olarak merkez bankasına da girelim bence. Faiz açıklandı, merkez Bankası sabit tuttu yüzde 45. Ee, Ekonomistler bu gidişle yıl sonu tahminini tutamayacağını söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Ya sizce? ben de böyle çok karamsar böyle çok şey yapmak da istemiyorum. Umarım tutar yıl sonu tahmini. Umarım merkez bankasındaki o insanlar emekleri boşa gitmez. Ama bunu görmek için müneccim olmaya gerek yok. Yani biraz önce söyledim daha asgari ücretin açıklanması üzerinden 2 ay geçti ya iki ay. 2 ayda asgari ücret açlık sınırının altında kalmışsa nasıl tutturacak ki? Her gün yani geçen söyledim 6 ayda motorine yüzde %120 zam gelmiş nasıl tutturacak ki? Ee, şimdi ekonomistlerin tahminine göre yıl sonu tahmin dolar 42 lirayı gösteriyorlar. Şimdi bunu nasıl düzeltecekler? Bir kere daha söyleyeceğim bu iş Merkez Bankası'nın çözebileceği bir mesele değil. Bu iş ekonomistlerin çözebileceği bir mesele değil. Dünyanın en güçlü, en akıllı, en dirayetli ekonomisine getirsek Türkiye'deki ekonomi sorunu çözemezler. Çünkü Türkiye'deki sorun ekonomi değil, siyaset. Siyasetteki sorun çözülmeden bu çözülmez. Bak dolar 31 lira oldu. İşte 42 lira hedef koyulmuş. Ha! Hiç mi düzeltemezler? Umarım düzeltirler. Umarım bütün duam, bütün çabam Merkez Bankası'nın başarılı olması. Ama bir biraz daha az buçuk anlıyorsak bu işlerden Siyasetin yarattığı sorun ekonomiyle çözülmez. Tek adam rejiminin bir maliyeti var, ödüyoruz. Hukukun olmamasının bir maliyeti var, ödüyoruz. Anayasanın askıya alınmasının bir maliyeti var, ödüyoruz. Sabah akşam grup toplantılarında şiddet sarmalına ülkeyi çekmelerinin bir maliyeti var, ödüyoruz. Seçim meydanlarında başka alanlardan oy alamadıkları için rüşvet üstüne rüşvet verip, seçim kamp şöyle kampanyalarıyla yani vaatleriyle yapmak zorunda oldukları aşırı harcamaları, Siyaseti finanse ediyoruz. Kurumu, kuralları olmayan, liyakatin olmadığı bir ülkede tek adam rejiminin olduğu yani sistem olarak söylüyorum. Türkiye'deki bütün yetkilerin bir kişide toplandığı bir sistemi ekonomi düzeltemezler. Ekonomistler boşa konuşuyor. Ben anlamıyorum zaten. Ekonomistler niye ekonomik yorum yapıyor ki bu ekonomi sorunu mu? Yok diyeceklerin, demeniz gereken tek bir şey var kardeşim. Mesela şöyle düşün. Benim böbreğim iflas etmiş. Bundan dolayı tansiyonum çıkıyor. Ben tansiyon abi alıyorum. Böbrek iflas etmiş orada. Böbrek iyileşmezse tansiyon düşmez istediğin kadar hap al. Birinin dönüp o böbreği iyileştirmesi lazım. Şimdi şimdi ekonomistler tansiyon abi öneriyorlar. Niye tansiyon çıktı diye. Ama arkadaş burada asıl böbreği iyileştirecek bir doktora ihtiyaç var. O da siyaset. Yani kurumların olduğu, kuralların olduğu, hukukun olduğu, anayasanın işlediği atanmış bir danışmanın Anayasa Mahkemesi'ne ayar vermediği bir Türkiye. Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde seni takmıyorum diyemeyecek bir alt, alt mahkeme. Özgürlüklerin açıldığı, eğitimin ağırlık verildiği, mülakat saçmalığının ortadan kaldırıldığı, liyakatin ön plana çıkarıldığı, toplumun bütününün ortak enerjisinin ülkeyi topla, toparlamaya kanalize edildiği bir yapı kurulmadığı müddetçe şu anda Türkiye'nin %50'sinin enerjisi zaten yok ki burada. %50'sinin de %50'nin de içindeki en çürükleri seçerek getiriyorlar kurumların başına. Çünkü tek adam rejimleri böyledir. Yani bir yerde itaat varsa orada çürüme var demektir. İtaat ne demek? Toplumun en altını getirip en üste koymak demektir itaat. Çünkü itaatle liyakatın arasında şu fark vardır. Liyakat yetkinlik gerektirir. Bilgi gerektirir haysiyet gerektirir, karakter gerektirir, şahsiyet gerektirir. İtaat bunların hiçbirinin olmaması anlamına geliyor. Çünkü mesela namuslu bir adam, işini iyi yapan bir adam bir şeyin yanlış yapıldığını gördüğünde susamaz. Çünkü çok güzel bir söz vardır. Bir insan için en zor şey doğru bildiği bir şeyin yapılmasını izlemektir derler. İşkence gibi gelir. Eğer susuyorsa karakteri yok demektir. Niye itaat Te temel alınıyor? İtiraz etmeyecek. Yanlışa yanlış demeyecek. Bizim dediğimiz, verdiğimiz emri yapacak. Şimdi itaat'in esas olduğu bir sistemde burası toparlanamaz. Sadece Merkez Bankası'nda itaat yok. Orada 3 tane liyakatle, 3 tane başkan, bir tane başkan, 3 tane yardım bir ülkenin ekonomisini bir başkan, üç bir tane Merkez Bankası düzeltemez. Böyle dünya böyle bir örneği yok. O yüzden siyasetin yarattığı sorunu siyaseti çözmeden toparlayamayız. Türkiye gerçekten ekonomisini düzeltmek istiyorsa önce hukuka geçecek, denge denetlemeyi kuracak, kuvvetler ayrılığını yerleştirecek, kurumları güçlendirecek. Sonra da Merkez Bankası'nda reel, politik, doğru düzgün, yetkin insanların ekonomi politikasını uygulayacak. O zaman ekonomi düzelebilir. Ama bunu isteyen var mı? Pek ihtimal vermiyorum. Teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşmek Peki. üzere. Peki. Çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Bir aksilik bir terslik olmazsa pazartesi sabah görüşmek üzere. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz.